Çözüm süreci mi, çözülme süreci mi? Şehitler gelmeyecek, analar ağlamayacak dediler ama Kandil, Öcalan çıkmadan biz silah bırakmayız diyor. Peki Türk milleti bu talebi nasıl karşılıyor? Çözüm sürecine ne diyor? İşte cevap. Çözüm süreci nedir? Çözüm süreci de PKK'larla anlaşmak. Çözüm süreci o benim bildiğim. İşte doğuyu terk etmek demektir. Ben hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. İki grubun anlaşmasıdır. Bir anlaşmam olacak. Çözüm süreci saçma bir şey, ben istemiyorum. Valla bilemiyorum tam olarak. Bir şeyler yapıyorlar ama bilemiyorum. Çözüm süreci Doğu'ya bir özellik verilmesi, Abdullah Öcalan'ın çıkarılması, efendime söyleyeyim, yani bunlar yani. Çözüm süreci olmaz. Olsa iyi olur, kan akmasın, şey olmasın. İyi de ama olmaz. Birbirini oyalıyorlar. PKK ile devletin barış anlaşması gibi yapmış olduğu bir görüşme. Çözüm süreci barış süreci. Çözüm süreci kardeşlik süreci. Çözüm süreci iş süreci. Her şey çözüme bağlı. AK Parti'nin yaptığı saçma sapan bir şey yani. Başka da bir şey değil. Çözüm süreci bir seyrin dayatmasıdır. Seyirde nasıl Türkiye parçalandıysa, onu yırttıysak bu çözüm sürecinde yırtmamız lazım. Türkiye'nin geleceği için kötü bir şeydir. İyi bir şey değildir. Sevrin dayatmasıdır. Şimdi Kandil bir açıklama yaptı. Öcalan serbest kalmadan bir silah bırakmayız dedi. Siz bu talebi nasıl karşılıyorsunuz? Doğru olacaktı oğlum. Bu gidişle bu hükümet onu yapacaktı. Yapsın bakalım. O onların sorunu ya. O... Vallahi Öcalan serbest kalamaz. Mümkün değil yani. Ben yalan söylüyorum. Bunlar hayatta silah bırakmaz. Bunların Kürdistan kurmak için Diyarbakır'ı başkent yapıyorlar. Bunlar hep saçma. Vallahi mecburlar bırakmaya. Ülke sadece onların değil. Şimdi eğer analar ağlamayacaksa, eğer askerlerimiz şehit olmayacaksa, Abdullah Öcalan çıkacaksa çıksın kardeşim. Antep'si baklava çalan Antep'teki bir olayda 12 sene ceza alıyor bir çocuk. Öcalan 40 bin kişiyi öldürüyor. Elini kolunu sallayarak çıkacak. Bu adalet değil. Adalete tersir. Onun da cezası verilecektir. Burada da adalet sağlanacaktır. Cezalının cezası berdest edilecektir, tutulacaktır. Her kim olursa olsun. Binlerce insanı kaynağı kan olan, eroin olan, sırtını dış devletlere dayan bir insan, 40 bin insanı askeriyle, çoluk çocuğuyla, kölüsüyle şehit edecek. Ondan sonra cezaevinde rahat edecek. Sonra da dışarı çıkarıp eli kolu sallayarak gezecek. Bu adalet değil. Benim çocuğum askerlik yapıyor. Benim çocuğum şehit olsun, bu galiba vatandaşın çocuğu şehit olsun, o da 30 bin kişiyi öldürsün, çoluğu çocuğu yetim koysun, dul koysun, bir de çıksın. Kanun var, yasa var, onu çıkartamazlar. Mümkün değil. Sırak bırakmasa olmaz tabii ki, sırak bırakması lazım. Sırak bırakmadan çözüm süreci olur mu? Ona imkan yok tahminim. Ben vatandaş olarak imkanı yok yani, imkanı yok diyorum yani. Terörle müzakere olmaz, mücadele etmek gerek.